Edirne Kapı Camii. Edirne Kapı Camii, İstanbul Edirne Kapı'da Mihrimah Sultan adına 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan külliyenin içindeki camidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan külliye, Fatih Edirne Kapı'da Fevzi Paşa Caddesi'nde yer alır. Yapımı 1562 yılından 1565 yılına kadar 3 yıl sürmüştür. 1719 depreminde büyük hasar görmüş olan külliye içinde cami, medrese, Sıbyan Mektebi, türbe, hamam ve çarşı bulunur. Camiyi yaptıran Mihrimah Sultan, 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'dan dünyaya geldi. 55 yaşında vefat eden Mihrimah Sultan, Osmanlı Sarayı'nda pek çok konuda danışmanlık yapacak kadar iyi yetiştirilmişti. 17 yaşında Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa ile evlendirilen Mihrimah Sultan, varlıklı birisiydi. İstanbul'un muhtelif bölgelerinde yaptırdığı eserler, yüzyıllardır insanlığa hizmet etmektedir. Edirne Kapı'ya yaptırdığı bu büyük cami ve külliyenin yanı sıra, yine Üsküdar semtinde Mihrimah Sultan Camisi'ni de yaptırmıştır. Mihrimah Sultan, 1578'de yeğeni, yani erkek kardeşinin oğlu 3. Murat'ın saltanatı sırasında öldü ve babası 1. Süleyman'ın Süleymaniye Camii'ndeki türbesinde babasının yanı başında gömüldü. Bu büyük insanın hayırları yüzyıllardır devam etmektedir. İşte bu büyük cami ve külliye bunun en güzel ispatıdır. Mihrimah Sultan bu camiyi mimarlar mimarı Sinan'a yaptırmıştır. Büyük mimar Sinan, mimariye ibadetin ruhaniyetini sindirmiştir. Mana, maddeye mükemmel bir şekilde işlenmiştir. Osmanlı yapımı camiler, içerisi karanlık olmayan bir loşluktadır. Bu cami ise apaydınlıktır. Mümini bir gönül heyecanı içinde derin bir aleme götürür. Okunmuş su gibidir. Taşı toprağa mana kazanmıştır. Bu mabet, İslam'ın en ulvi bir üslupla maddeye aksedişidir. Zemininde 500 senedir devam eden secdelerin izleri, gelip giden, dönmeyen akıncıların hayalleri vardır. Harcını maneviyattan alan, tarife sığmaz derecede ulvi bir abidedir. Tarih boyu şanlı zaferlere dua mekanı olmuştur. Mimar Sinan, yaptığı eserlerin kıyamete dek ayakta kalması için bütün gayretini sarf etmiş ve sonra bu yolda dua etmiştir. Osmanlı topraklarında serpiştirilmiş 230 adet eseri vardır. İslam mimari sanatını kemal noktasına ulaştırmıştır. Eserlerinin sanat inceliklerinin hala aşılamaması dünyada hayret uyandıran bir husustur. Mimar Sinan'ın bu güzel eseri Edirne Kapı Camii'de onun mimari başarısındaki safhalardan birisidir. Edirne Kapı Camii günümüzde de hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaşık 1100 metrekare alana bina edilmiş caminin ortasında 20 metre çapında ve 35 metre yüksekliğinde bir kubbe bulunur. Dikdörtgensel bir planda olan yapının mermer minberi ve vitraylı pencereleri estetik görünümü güçlendirmiştir. Caminin tek şerefeli kesme taştan yapılmış kurşun külahlı minaresi aslına oranla daha ince yapılmıştır. Bu bakımdan Sinan devri oranlarına uymaz. Minarenin kürsü ve pabucu yarıya kadar kalındır. Bu minarenin üst kısmı 1719 depreminde yıkılmış, sonrasında tekrardan elden geçirilmiştir. Aynı depremde cami kubbelerinin çökmüş olduğundan dolayı
bugünkü bol pencereli orta kubbenin özgün biçimiyle aynı olup olmadığını bilemiyoruz. Dikdörtgen planlı caminin etrafında medrese, mektep, türbe, hamamları vardır. 37 metre yükseklikteki kubbe, üçer kemere yaslanır, yanlarda ikişer sütun, sağ ve solda üç kubbe ve mahvelleri bulunur. Mihrap ve minber taş işçiliğinden yapılmıştır. Caminin büyük avlu kapısından dik merdivenlerle cami içine çıkıldığında sağ tarafta medreseler ve karşısında 7 kubbeli, 8 mermer granit sütunlu son cemaat yeri vardır. Şadırvan bunların arasında bahçede, minaresi sağdadır. Hamamsa cadde kenarındadır. 1999 depreminde hasar gören caminin restorasyonu tamamlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun camiyi inşa etmesi yaklaşık 3 yıl sürmüştür. Fakat ne ilginçtir ki, günümüz Türkiye'sinde de asrın teknolojilerine rağmen sadece restorasyonu 11 yıl sürmüştür. Külliye, cami, medrese, bir çifte hamam, çok sayıda dükkandan meydana gelen bir arasta yani çarşı, Sıbyan Mektebi, çeşme ve türbeden oluşur. Sur içindeki en yüksek yer olan Edirne Kapı'nın iç tarafında, hemen surların yakınında bulunmaktadır. İnşa tarihini veren bir kitabesi olmadığından, genellikle mimari özelliklerinden hareketle tarihlendirilmesine çalışılmıştır. Yapının Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı olan Mihrimah Sultan için, Mimar Sinan tarafından inşa edildiği çeşitli tezkirelerdeki kayıtlardan öğrenilmektedir. Caminin yerinde evvelce Aziz Luannes veya Georgios adında bir kilise bulunduğu yolundaki iddia ise bir esasa dayanmaz. Osmanlı'da tutulan mükemmel vesikalandırma yöntemiyle bu gerçekleri rahatça öğrenebiliyoruz. Edirne Kapı Camii'nin yapıldığı yerde bulunan ve istimlak edilerek yıktırılan çeşitli vakıflara ait dükkan ve evlerin bedellerinin ödenmesi hususunda bir hüküm yazılmıştır. Bunların arasında Ahmet Paşa'nın eşi Fatma Sultan'a ait 4 ahşap dükkan da bulunuyordu. Bu duruma göre caminin inşası 1566'da tamamlanmıştır. Evliya Çelebi, meşhur Seyahatname kitabının 1. cilt 165. sayfasında 17. yüzyılda camiyi şöyle tarif eder. Edirne kapısının iç yüzünde bir âli zemin üzerine mebni bir cami-i âlidir. Sair Selahaddin camilerinin kasrı makamındadır. Süleyman Han, kızı namına inşa ettirerek cemî-i masrafi hazine-i şahaneden sarf olunmuştur. Mihrap ve minberi ve mahfili gayet musannadır. Ama hünkâr mahfili yoktur ve taşra haremi serapa çınar ağaçlarıyla sayedar olmuştur. Dört tarafı medrese hücreleridir. Bir hamamı, bir çarşısı vardır. Lakin darü ziyafesi ve darü şifası yoktur. Minaresi bir tabakalı seramet bir minaredir. İstanbul 8000 yıllık geçmişiyle dünya tarihine geçmiş bir şehir. İstanbul'u anlatmak için tarihçiler, seyyahlar, şairler, ressamlar, romancılar birbiriyle yarıştılar. İstanbul dünyada adına en çok şiir yazılan, en çok şarkılar bestelenen bir şehir. Şair, yazar ve edebiyatçılara her daim ilham kaynağı oldu ve olmaya da devam ediyor. İstanbul, geçmişle gelecek kültürler arasında köprü olduğu gibi, Avrupa ve Asya kıtaları arasında da köprü olmuştur. Dünya kültür medeniyetlerine beşiklik eden İstanbul'u tanıyabilmek için onu yaşamak gerekir. İşte yine Osmanlı mührü vurulmuş son dönem yapılan camilerden biri, Pertevniyal Valide Sultan Camii. O en zor yıllarda bile Osmanlı'nın gücünün, kudretinin, mimari sanattaki zirvesinin tezahürü gibi duruyor. Pertevniyal Valide Sultan Camii nasıl yapılmış, kim yaptırmış gelin
biraz o günlere gidelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte buyururlar ki, İnsan ölünce üç şey hariç ameli kesilir. Sadaka-i cariye, faydalı ilme eser bırakmak veya ona dua ve istiğfar edecek salih evlat. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifi mucibince sayısız eserler yaptırılmış İslam coğrafyasına. Osmanlı'nın temel taşlarından olan vakıflar işte bu hizmet anlayışıyla kurulmuştu. Vakıflar sayesinde devlet erkanı, sultanlar, paşalar, askerler ve eşleri adeta hayır yapmakta yarışırlardı. Sadakayı cariye yaptırmak bilhassa hanım sultanları da hayratlar yaptırmaya teşvik etmiştir. İşte bu gayeyle yapılmış İstanbul'un en zarif camilerinden biri Pertevniyal Valide Sultan Camii'dir. Burası İstanbul'un en zarif, en süslü camilerinden biridir. Pertevniyal Valide Sultan Camii, 1869 ila 1871 yılları arasında inşa edildi. Gotik üsluptan Hint mimarisinin harmanlandığı, pek çok üslubun uygulandığı bir mimarisi var. Bütün Avrupa'yı saran, farklı sanatsal dizgelerden alınan öğelerin yeni bir dizge içinde yeniden kullanılma sanatı olan eklektik üslubun adeta canlı bir abidesidir. Caminin inşası, etrafında yapılan mektep, türbe, muvakkithane ve sebille beraber yapımı 3 yıl sürer. Pertevniyal Valide Sultan Camii, Neogotik tasarımı yani 19. yüzyılda gelişen bir mimari tarzla Türk ve Hint mimarisinin bir karışımını yansıtır. Klasik camilerden çok farklı bir mimariye sahiptir burası. Bütün cepheler son derece zarif taş işçiliğiyle dantel gibi süslenmiştir. Tarz olarak da Ortaköy Camii'ne benzetilir. İstanbul'da Beyazıt'tan Aksaray'a giderken sağda, yol seviyesinden yüksekte, çevreye hakim, zarif bir cami, Laleli Camii. Bulunduğu semte adını vermiş olan bu cami, Osmanlı Padişahı 3. Mustafa tarafından 1759-1763 yılları arasında Mimar Mehmet Tahir Ağa'ya inşa ettirilmiş bir külliye içerisinde yer almaktadır. Caminin adı ise, Padişah 3. Mustafa'nın veli dostu Laleli Baba'nın isminden gelmektedir. Külliyenin inşasına Hassabaş mimarı Kara Hacı Ahmet Ağa tarafından başlanmış ve Mehmet Tahir Ağa tarafından tamamlanmıştır. 1782'deki yangında külliyenin bazı dükkanları yanmış, harap olan cami 1783 ve 1846 yıllarında tamir edilmiştir. Külliye yapılarından medrese günümüze ulaşmamıştır. Laleli Külliyesi padişahlar tarafından yapılmış son külliyedir. Sultan 3. Mustafa'nın hayattayken yaptırdığı bu külliye, İstanbul Eminönü ilçesinde, Laleli semtinde, Ordu Caddesi üzerinde bulunur. Külliye, cami, imaret, muvakkithane, türbe, sebil, han ve hamamdan meydana gelmiştir. Külliye içinde yer alan bu türbe, Sultan 3. Mustafa'nın kendisi için yaptırdığı türbe olup, mimari olarak bakıldığında, Nuri Osmaniye Türbesi'nden sonra batı etkilerinin görüldüğü 2. Sultan Türbesi'dir. Burada medfunu olan Sultan 3. Mustafa'dan sonra babası Sultan 3. Selim de ölünce buraya defnedilmiştir. 1766'da meydana gelen Büyük İstanbul Depremi sonrasında külliye ve caminin güçlendirilmesi amacıyla cami altındaki çarşı toprakla doldurularak kapatılmış, 1956,
1957 yıllarında yeniden açılarak çarşının onarımı yapılmıştır. Cami 1783 yılında bir yangında tahrip olmuş ve tekrar inşa edilmiştir. Ordu Caddesi'nin genişletilmesi sırasında da caminin set duvarları yıkılarak geriye çekilmiş, daha sonra da Vakıflar İdaresi tarafından bu duvarda yıkılarak caminin bodrum ve ön cephesine bir sıra tonozlu dükkanların inşasıyla bugünkü hale getirilmiş. Alt sırada dikdörtgen, üst sırada yuvarlak kemerli pencereler vardır. Beş kubbeli son cemaat yeri ortasında cümle kapısı, iki yanda da caminin dışında yer alan galerilere geçişi sağlayan birer kapı bulunmaktadır. Mermer sütunlara oturan ve 12 yuvarlak kemerle dışa açılan sofaların kıble duvarlarında birer mihrap nişi vardır. Avlunun ortasında yer alan cami, taş ve tuğla örgülü almaşık duvarlara sahiptir. Caddeden iki kapıyla avluya girilir, basamaklarla çıkılır. Ana kubbe 8 sütuna oturur. Çevresi 6 yarım kubbeden oluşmuştur. Laleli Camii'nin tek şerefeli iki minaresi vardır.